Sinoptik Dernekleri Federasyonu çoğunuz biliyorsunuzdur. İşte mesela Zeki abimiz kurumun içerisinde en yakın hemen burada Mustafa amca var. Mustafa amca Esenler Derneği'nin kurulmasından itibaren işte yani hepinizin hani tek tek şey yanlış algı olmasın. Dolayısıyla kurulmasından itibaren bu camiamızın içerisinde olan abilerimiz. Yani burada kurumun içerisinde olmayanların ya çocukları vardır ya kardeşleri vardır. Doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklarda bir çatının toplanarak derneklerimizin bir arada kaynaşarak Sinop Dernekleri Federasyonu Türkiye'de ilk kurulan il federasyonudur 2004 tarihinde. Nihat Önder ve Ramazan Ulu'yu duymuşsundur. Nihat abi, Nihat Önder burada Demirci Köyü'nden kendisi ama normalde Gerz'den gelmedi. Ve Ramazan Ulu da Boyabatlı Sinop marketlerin sahibi. Bunları işte ikisinin bir araya gelerek dernekleri toplayarak Sinop Dernekleri Federasyonu kurulmuş. Akabinde işte ondan sonraki süreçte yine bizim hemen Zeki abinin köylüsü Timuçin Bey vardı. Timuçin Oğuz Bey kurumun başkanlığını yaptı. Daha sonra işte Erfelekli bir arkadaşımız Engin Kırmızıgül bu kurumun başkanlığını yaptı. Yaklaşık işte biz de 3 yıldan itibaren yani bu emaneti, bu bayrağı hep beraber İstanbul'daki hemşehrilerimizle, tüm milletimizle beraber bayrağı taşıyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii belki sosyal medyalardan takip ediyorsunuzdur. Kurumuz 18 yıl oldu kurulalı. Yerimiz kiralıktı. Yeri 2020'nin 2 Nisan itibariyle kiradan kurtardık ve ilk ikamet ettiği yer Bağcılar'dı ve satın aldık, aldık orayı. Akabinde şu anda 2 milyon üzerinde yani yerin bir değeri var ve onunla beraber işte biliyorsunuz Ayancık'ta beni yalnız bırakmadınız. Pek çoğunuz arkadaşımız, dostlarımız oradalardı. Gelemeyenler vardı. İşte hava şartlarından. Tabii ki köydeki iş zamanıdır. Hepimiz köylü çocuğuyuz. Yani ben de biliyorum köyün hayatın ne olduğunu. Ben de hemen Erikli köyden zaten. Babam 20 sene muhtardı bizim de. Biz de muhtar çocuğuyuz. Şu an işte Selahattin kardeşimiz, yani kardeşim muhtar. Sonuçta yani önemli olan iyi niyetler olup da yani burada milletin birlik ve beraberlik içerisinde hizmet noktasında olması gereken işlerde eğer iyi niyetler varsa destek anlamında gönülden istiyordur ama bazen nasip olmayabilir. Onlar tabii ki biz her zaman gönül bağlı olduktan sonra geri kalan kısım teferruattır. Tabii Ayancık'ta da federasyonun adına bir okul yapıyoruz. Belki onu da takip etmişsinizdir. Orada da 16 tane vatandaşımız 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybetti. Akabinde onların adına yani isimlerinin yaşaması için ve 8 dersten oluşmak kaydı ile 150 öğrenciye hitap eden bir anaokulu gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da 3. projem nasip olursa, Allah bize nasip ederse hepimizin çoluğu çocuğu var ve hayatı hepimiz zor kazanan insanlarız ve zor kazandık. Ve ben şunu da ifade etmek isterim ki liseye gidince kadar ayakkabımız yok. Yani bu hepimiz aynı yerlerden geliyoruz. Ben bu durumları iyi bilen bir arkadaşımızın, kardeşimizin. Ondan dolayı İstanbul'daki şu andaki hedefimiz nasip olursa Sinop'tan gelen evlatlarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız için kız öğrenci yurdu yapmak için şu anda bütün planı, projeyi oluşturuyorum. Ve %90 şu anda işi bitirmek üzereyim zaten. Hem kültür merkezi hem de kız öğrenci yurdunu İstanbul'da bunu inşallah temelini 2023'te atacağız. Yani bütün çalışmaları gerçekleştiriyorum. Şimdi bundan beraber tabii ki neticede bu yaptığımız hizmetler benim olmuyor. Bu bayrakları tabii ki yani reklam için değil, şov için değil. Bu işleri hizmet için yapmak lazım. Allah rızası için yapmak lazım. Ondan sonra geri kalan kısım da toplumun takdirine bırakmak lazım. Diyecek bir şey de yoktur. Sizler köyümüzde muhtarlığı ne için yapıyorsunuz? İlk önce hizmet için yapıyorsunuz. Konundan, camisinden, köy konağından yani bu tür işlerle yapıldığı zaman da bundan da tabii ki hepiniz keyif alıyorsunuzdur. İşte biz de dediğim gibi bu kurumun bayrağını İstanbul'da yaşayan şu anda 400 bin Sinoplu var. Ve akabinde kurumuza bağlı 100 tane dernek bağlı Sinop Dernekleri Federasyonu'nda. Şimdi tabii bundan beraber iş adamları derneğimiz var, aynı şekilde vakıfımız var. Ama şunu da ifade etmek isterim. Yani burada sakın yani yanlış bir algı olmasın. Federasyon benim değil. Federasyon milletin. Sonuçta bu milletin emanetini yani bizler taşıyoruz. Ama neticede şu var. İstanbul'da Sinop'u temsil eden kurum Sinop Dernekleri Federasyonu olduğunu hepinizin bilmesini özellikle isterim değerli arkadaşlar.
Şimdi bundan beraber tabii bu toplantıyı şu anda ilk önce merkez köy ve mahallesiyle başladık bu toplantımızı. Daha sonraki süreçte ilçelerimize yayacağız nasip olursa. Bütün ilçe muhtarlarımıza da aynı şekilde toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra nasip olursa büyük toplantıyı köyümüzde, işte kentimiz, mahallemizde, ilçe, bütün ilçelerimizde toplanarak büyük bir toplantı gerçekleştiririz. Ve bundan beraber de dediğim gibi hem İstanbul'da bir kardeşiniz olarak, yani bir telefon kadar her zaman pek çoğunuza zaten zaman zaman görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Ama tabii ki bunun haricinde de yapılması gereken, yani ne varsa hepinize bir telefon kadar uzak olduğunuzu özellikle bilmenizi isterim. Yani insanız, kimin ne zaman ne olacağı belli değil. Yani İstanbul'da şunu da ifade etmek isterim arkadaşlar. 400 bin Sinoplu var. Sadece insan kaynağından bahsediyoruz. Bunu da her yerde özellikle altını çiziyorum. Yani hatta bir gün bir toplantı yapıyoruz. AK Parti İl Başkanı 2020'nin Şubat ayında, o zaman daha pandemi Mart'tan sonra nüksetmişti. Toplantıya davet etti. 17 tane federasyon başkanı var Ümit abi ve Mustafa amca. Şimdi dedi ki herkes konuşuyor da ifade ediyor işte durumunu, işte taleplerini falan ifade ediyor. Dedi başkan sizin durumunuz nedir dedi. Dedim ki ben artık İstanbul'da yani sadece seçimden seçime katılan Sinoplu olmak istemiyoruz Ümit abi. Yani sırtı sıvazlanan Sinoplu olmak istemiyoruz. Çünkü Trabzonlu ve İstanbul'da şu an Trabzonlu AK Parti'de, CHP'de 13 tane belediye başkanı var. Ve biz de sadece insan kaynağıyla dedik, övünmüyoruz. Mesela 2011 tarihinde o zaman Timuçin Bey federasyonun başkanıydı ve aynı zamanda ilk yönetimdeydi. Bu kurum hiçbir partiye angaja olmaması gerektiğini onu özellikle ifade ettim. Ondan beraber de dedim ki AK Parti'de, yani konu çünkü o gün AK Partilerle toplantı olduğu için dedim AK Parti'de siyaset yapan dava adamı dedim arkadaşlarımız bu memlekete hizmet edecek dedim. Çok dedim bu kurumun içerisinde arkadaşlarımız var. Ama dedim sadece ne yapıyorsunuz? Seçim zamanı geliyorsunuz, sırtımız dedim sıvazlıyorsunuz. Ondan sonra 5 sene dedim birbirimizi hiç kimse tanımıyor. Sinopların dedim çok selam var, dernek başkanlarının çok selam var. Bundan sonraki süreçte Sinoplara koltuk verilmediği takdirde kimse dedim tamam kapılarını açmıyor. Tabii bunu söylerken rahatsız oldular. Bunu şimdi AK Parti'ye söylüyorum, CHP'ye aynı şeyi söylüyorum. MHP'ye aynı şeyi söylüyorum. İYİ Parti'ye aynı şeyi söylüyorum. Şahsım için değil, milleti kurtaralım. Toplumu kurtaralım. İstanbul'da bir tane, iki tane belediye başkanlığı almak demek, tüm Sinoplu'yu kurtarmak demektir. Tozu toprağı tüm Sinop'u kurtarır. Akabinde inşallah bunları başaracağız. Yani bunları başarmanın da yolu, ilk önce şu anda seçim sürecinde genel seçimler var tabii ki. Netice itibariyle İstanbul'da iki tane milletvekili var. AK Parti'den şimdi duymuşsundur belki. Tayyip Bey'in atadığı Engin Altay var. CHP Grup Başkan Vekili zaten buradan giden hemşerimiz. Şimdi ama şu da var. Neticede bu kurumların içerisinden, milletin içerisinden birisi gelmesi lazım. Geldiği zaman bu millete sahip çıkması lazım. En basitinden cenaze arabası arkadaşlar bakın en basitinden cenaze arabasından bahsediyorum. Bunu sizin de akrabalarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, kardeşleriniz İstanbul'da bu durumu yaşıyorlardır. Akşama kadar uğraştığımız iş şu. Hastane, hapishane, karakol, cenaze arabası ve mezarlıklar. Ya bunu zaten uğraşmaya gerek yok ki. İlçelerde normalde zaten hizmeti belediye vermek zorunda. Yani bunu ayrıyeten devreye girip de torpil yaparak cenaze arabası... Tüküş bir hava, bu hava her zaman olmaz. Kartpostallık bir şey oldu bu. Aynen öyle. Biraz gör açalım. Bir de kartop oynayalım. Tamam tamam. Abi tekrar toplanacağız tamam abi? Abi çok sağ ol. Hasan abi görüşürüz. Abi Allah razı olsun. Hakkınızı yardım. Yolları bir oldu belli değil. Tamam. Çok teşekkür. Çok sağ ol. Abi. Ben teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar cümleden. Abi çok sağ ol.